Rahim kanserinin ana, temel ve en sık gördüğümüz belirtisi düzensiz kanamalar ve menopozda kanamalardır. Buradaki temel problem düzensiz kanama kavramından kaynaklanmaktadır. Normal bir kadın teorik olarak 28 günde bir adet görür. Ancak biz bu adeti sayarken adetin birinci gününden diğer adetin birinci gününe kadar saymaktayız. Ve bu ölçek içerisinde 21 günden kısa, 35 günden uzun olmadığı sürece biz buna anormal bir adet kanaması demiyoruz. Ancak şayet bu kanamalar 21 günden kısa sürerse, kadının yaşı 40 yaşından büyükse ve 10 günden uzun süren kanamaları varsa, örneğin 15 günde bir adet görüyor ve 7 gün, 8 gün sürüyor her seferinde, bu bir biyopsi endikasyonudur. En azından bir tümör veya tümör öncülü var mı diye anlamak için. Diğer taraftan örneğin kadın düzenli adet görebilir ama 15 gün hiç durmayan bir vaginal kanaması varsa ve gene yaşı 40'ın üzerindeyse o zaman gene bizim rahim içi dokudan biyopsi alma endikasyonumuz doğar. Temel kural 40 yaşın üzerinde tüm düzensiz kanamalardan, adet kanamalarından biyopsi alınmasının gerekliliğidir. Peki 40 yaşın altında 35-40 yaş arası biz hiç biyopsi alma indikasyonu getirmiyor muyuz? Tabii ki getiriyoruz. Bunlar kimlerdir? Özellikle obez, kilolu, polikistik overi olan hastalarda, düzensiz kanamalarda ve ultrasonda rahim içi dokuyu görerek eğer bir problem olduğunda da kani olursak buradan mutlaka biyopsi almak gerekir. Diğer en sık gördüğümüz belirti ise menopozda vaginal kanamadır. Menopozda görülen tüm vaginal kanamaların 10'ta 1'inde endometrium kanseri, rahim kanseri saptanır. Bu kanamaların %90'ı, menopozdaki bu kanamaların %90'ı atrofik endometriuma, yani rahim içi dokunun çok incelmesine bağlı kanamalardır. Ama %10 gibi çok yüksek bir oranda da tümör saptanmaktadır.